Arkadaşlar merhaba. Bazı otları tanıtalım tekrardan. Şöyle ışık alan güzel bir köy yerine geldik. Şurada abi inekleri koymuş adam. Bunlar da otluyorlar orada. Almanya Oberfranken. Küçücük bir köy burası. Şurada geçen bir arkadaşımız demişti. Şey nerede bulunur diye. Çuha çiçeği. Çuha çiçeği bak şuradan. Güneş buradan doğuyor. Buradan böyle gidiyor. Yani ışık alan bir yer olması. Şu karşı tarafı odaklayabilirsem. Şöyle bunlar şurada gördüğünüz gibi sarı sarı olan çiçekler tamamı çuha çiçeği. Bakalım odaklayabileceğiz mi? Telefonumuz yeterli mi? Evet. Bunlar hep bak karşı yamaçtakiler sarı olanlar çuha çiçekleri. Yani şuraya baktığımız zaman şurada da var. Kenarda. Şöyle geleyim yanına. Çok değerli bir çiçek. Çok bin bir terli, türlü hastalıklarda kullanılıyor. Çuha aynı. Kültür formunun aynıdır yaprakları gördüğünüz gibi. Çuha yaprakları hep aynı olur. Tabi yabanilerin çiçekleri sarı oluyor. Şu şekil. Karşıdan bakalım şöyle. Akciğer problemleriniz varsa bunun çayını için gerçekten müthiş şifalı. Şöyle geçelim. Arka taraf Ladin ormanları var. Şimdi bu dağa tırmanmamız gerekecek. Bazı çiçekleri bulmamız için. Dağ çiçeklerini. Evet, güzel bir gün. Çok var. Çuha çiçeği çok var. Tamamı bitmek üzere arkadaşlar. Eğer gelecekseniz ışık alan yani aydınlık olan yerlere bakacaksınız. Öyle karanlık yerlere, çukur yerlere gitmeyin. Yüksek yerlere. Burası bir tepelik zaten. Gördüğünüz gibi şurada çuha çiçekleri var. Evet, biz şimdi yukarı doğru gideceğiz. Şuradakilerini toplayacağız. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar Steinpilz yani çörek mantarı nerede bulunur? Almanya'dakiler çok soruyorlar. Arkadaşlar bak genç ladin ağaçlarını görüyor musunuz? Çok sık olacak. Altlarında ot bitmeyecek. Tamam mı? Şöyle mekanlar olacak. Bak karanlığa doğru gidiyoruz böyle. Çok sık gelirler. Bunlar yavrular. Gelişenleri bırakırlar. Gelişmeyenleri buradan keserler. Tamam mı? Böyle yerleri arayacaksınız. Burada eğer şey olsun sonbahar gelsin. Toprak yapısına bakın böyle. Bu ladin yapraklarından görünmez hale gelir. Komple ladin yaprağı. Sık olmasına dikkat edeceksin. Karanlık olacak. Şöyle arka tarafı gösterebilirsem. Böyle yerde arayacaksınız. Böyle yerlerde. Şu anda ben burayı yeni gördüm. Eğer seneye buraya gelirsem burada müthiş çörek mantarı olur. Yani Steinpilz. Fichtensteinpilz diyorlar. Latince Volate edulis denen bir mantar. Yani en güzel mantarı. Poncini diyor İtalyanlar. Tam yeri bak şimdi görüyor musunuz? Tam böyle bir karanlığın içine giriyorum. Değil mi? Ne kadar bir karanlık olmaya başladı burası. Bu yapraklar böyle kuru olmak zorunda. Küçük şöyle 5-10 yaşında ağaçlar. Buraların eğer gelin size garanti veriyorum. Buraya, gelin buraya. Gördünüz mü? Daha bunları ekiyorlar. Bunda böyle sık ekmelerin sebebi diğer kökleri mesela şu ağacı kesecekler. Aradaki tutmamış. Veya bunu kesecekler ki bunun kökü buradaki ladini korusun diye. Çünkü ladin kök yapmadığı için öncelikle sık ekiliyor sonra temizleniyor. Şurada arkada gördüğünüz gibi bakın. Onlar temizlenecek. Sonra şu büyükler kalacak. Şuradaki büyük kalacak. Şuradaki de kesilecek. Bunlar taze olduğu için, yeni olduğu için Steinpilz miselleri böyle yerleri seviyor. Bunlarla simpiyoz bir hayatları var. Ortak yaşamları var. Bu fichtenin köküne yapışıyor. Ladine diyor ki bana şeker ver ben sana vitamin vurayım. Çünkü ladin kökü olmadığı için vitaminlere, topraktaki vitaminlere ulaşamıyor. Ama mantar misali çok derinlere giderek vitamin toplayabiliyor ama o da şeker üretemiyor. Yani aralarında böyle bir ortak yaşam var. O ona şeker veriyor, ona vitamin veriyor. Ama büyük ladin ağaçlarında bu olmaz. Onlar diyor ki ben kendi köküm var, sana ihtiyacım yok. Steinpilz'de ortak yaşama girmiyor ama yavrular 10 ile 20 yaş arası olan bunlar. Steinpilz'i çok sevdikleri için böyle yerde arayacaksınız. Bak zemini söylüyorum bu büyük bir sırdır. 30 yıllık bir sır yani. Bakın. Yumuşak hep şeydir. Ladin yaprakları vardır. Hiç yosun yok. Hiçbir ot yok başka. Böyle yere geleceksiniz.
Steinpiz bulma ihtimaliniz, hatta bakın burada belki de geçen sene koparmışlar, yeri kalmış. Sonbaharda gelin böyle yerlere, %100 bulacaksınız inşallah.